Bakü'ye geldiğin gibi gideceğini söylemiştim sana. Güle güle Serap. Hak yerini buldu işte. Hepiniz beni iyi dinleyin. Bundan böyle çiftliğin hanımı benim. Rahmetli abimin sağlığında olduğu gibi bu çiftlikte benden habersiz kuş uçmayacak. Eski hanımınız işleri berbat ettiği için toparlaması bana düştü. Eskiden beri burada çalışanlar beni hatırlayacaktır. Ben Serap'a benzemem. Tembellikten hoşlanma. İşini aksatanın, hata yapanın gözünün yaşına bakmam. Yarından itibaren her şey eskisi gibi olacak. Muzaffer Bey'in zamanındaki gibi en bereketli, en görkemli çiftlik burası olacak. Yasin'a, sen bu çiftliğin demirbaşısın. Çiftçibaşı olarak bundan böyle çiftliğin mesuliyeti sana ait. Yarın ilk işin çiftliğin vaziyeti hakkında bana rapor vermek. Emredersin hanımım. Serap bugünden itibaren bu çiftliğe giremeyecek. Birkaç kişi kapının orada nöbet tutsun. Girmeye çalışırsa izin vermeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi. Hepiniz dağılın. Bak bakalım, beğenecek misin? Ah! Oh, Edith Piaf. Evet. Çok teşekkür ederim. Vallahi... Geçen gün keşke abim gitmeden önce söyleseydim diyordum. İçine mi doğdu ne? Şanzelize'de yürürken vitrinde gördüm. Aklıma sen geldin. Seversin bilirim. Sevmem mi? Bayılırım.
döndüm abi. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Ay, nasıl özlemişim burayı ben ya. Vallahi şu mutfak bile burnumda tütüyormuş, yemin ediyorum ha. Ya. Kızım böyledir işte. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Ama Serap Hanım gidince aklıma ne geldi biliyor musun? Bu çitliğe ilk geldiği gün geldi. O zaman bir dua etmiştim. Demiştim ki inşallah buraya geldiğini gördüğüm gibi çıktığını da görmek nasip olur diye. Yüce Rabbim nasıl da dualarımı kabul etmiş görüyorsun değil mi? Mağdur olmuş bir insan için böyle konuşmak yakışmaz Gülizar. Ayıptır, günahtır. Kim mağdur olmuş? Serap Hanım mı mağdur olmuş? Ay güldürme beni, Allah'ını seversin Yasin ağa. Burada mağdur olmuş biri varsa o da Halide Hanım'dır. Serap Hanım Halide Hanım'a yıllardır çektirmediğini bırakmadı ya. Hemen sana bir şey söyleyeyim mi? Serap Hanım bu çiftliğe ilk geldiği gün bu çiftliğin hanımı olmayı kafasına koyduydu. Kız dinsiz dinsiz konuşma gene. Ne biliyorsun sen kadının kafasının içine? Niye? Geldiğinde bas bas bağırmıyor muydu? Ben attan inip de eşeğe binmem diye. Hah, şimdi görsün bakalım atı da eşeğe de. Tövbe tövbe. Ağzını topla Gülizar. Hiç yakışıyor mu? Sözünü ettiğin Muzaffer Bey'in oğlunun anası. Muzaffer Bey çok hata etti onu çocuğunun anası etmekle. Çok büyük hata etti. Gerçek söylüyorum sana. Ama sonunda adalet yerini buldu nihayet. Haksız mıyım amma? Öyle değil mi? Hadi sen söyle, haksızsam haksızsın de. İnsan var ya, ne oldum değil, ne olacağım demeli. Serap Hanım'mış. Serap Hanım'ın hanımlığı mı kaldı ya? Serap Hanım gitti, yerine geldi Güllü. Oh! Hemen bu dolapları boşaltıyorsun. O kadının hiçbir eşyasını evinde istemiyorum. Ne yapayım ben bunları? Topla hepsini yak. Yakayım mı? Ama çok kıymetli tarihler bunlar. Gülizar, ne diyorsam onu yap.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.